Siz bir erteleyici değilsiniz. Sadece erteleme alışkanlığınız var. Arada dağlar kadar fark var. Çünkü eğer bu bir alışkanlıksa, bunu nasıl aşacağınızı bilimi kullanarak anlatabilirim. Ertelemenin oyalandığım şeylerle bir ilgisi olduğunu düşünürdüm. İşle ilgili olduğunu sanırdım. İnanın ya da inanmayın, ertelemenin işinizle bir ilgisi yok. Erteleme, stres atma yöntemidir. Dinleyin. Hadi diyelim ki hayatınızda kötü şeyler oluyor. Kimin olmaz ki? Belki değer verdiğiniz biriyle tartışıyorsunuz. Belki annenizin ya da babanızın sağlığı düzelmiyor ve bu sizi gerçekten üzüyor. Belki de maddi sorunlarınız var. Belki borsadaki hisseleriniz bir anda değer kaybetti ve yatırımınız yok oldu ve stres içindesiniz. İşe gidersiniz, çalışmaya başladığınızda yapacak çok şeyiniz vardır. İçeri girersiniz ve bilinçaltınızda büyük bir stres topu asılıdır. Bir sürü arama yapmanız gerektiğini bilerek oturursunuz. Ayrıca kötü aramalar yapmaktan korkuyorsunuzdur. Aramadığınız birçok CEO ya da yüksek mevkili kişi vardır. Aramaları yapmak için oturduğunuzda omuzlarınızda büyük bir yük oluşur. Beyniniz, bir dakika, benim aramaktan korktuğum kişileri aramamı mı istiyorsun? Kesinlikle hayır, aşırı stresliyim, komik ve kafa dağıtıcı bir video izlesek olmaz mı? Der. Bir bakarsınız, bir saat geçmiş bile. Ve tabii ki siz ne yaparsınız? Kendinizi suçlarsınız. Bu yüzden bu alışkanlığı kırmanın tek yolu var. Bu önemli bir kelime ki duymanız gerekiyor. Siz bir erteleyici değilsiniz. Sadece erteleme alışkanlığınız var. Arada dağlar kadar fark var. Çünkü eğer bu bir alışkanlıksa, bunu nasıl aşacağınızı bilimi kullanarak anlatabilirim. Tüm alışkanlıkların 3 parçası vardır. Bir tanesi dürtüdür. Erteleme durumunda dürtü her zaman strestir. Sonra tekrarladığınız bir model vardır. Erteleme durumunda bu, bir şeyi yapmaktan kaçınmaktır. Diğeri ise ödül. Bu da stresi atmadır. Alışkanlığınızı kırmanın tek yolu bu dürtüyle meşgul olmamaktır. Hayatınızda stresten asla kurtulamazsınız. Ama işten kaçınma şeklinizi %100 değiştirebilirsiniz. Bu yüzden bir sonraki sefer kendinizi boğulmuş gibi hissettiğinizde, dün akşam televizyon karşısında çok fazla vakit harcadıysanız yapmanız gereken şey, ah herhalde bir şeyler için stresliyim demektir. Stresi kabul edin. Sonra 5, 4, 3, 2, 1 diye sayın. Sizin saymanızı istiyorum. Çünkü burada depolanan stresi engellemenizi istiyorum. Prefrontal korteksinizi harekete geçirmenizi istiyorum. Sonra sadece 5 dakika boyunca çalışmanızı istiyorum. Sadece 5 dakika çalışmanızı istememin sebebi, sorununuzun çalışmak olmamasıdır. Bu, kaçınma alışkanlığıdır. Sadece başlamanız gerekiyor. Diğer güzel şey ise, araştırmaların gösterdiği üzere, eğer başlamanızı sağlayabilirsek, %80'iniz devam edecektir. Bu ve benzeri daha fazla video için kanalımızı takip etmeyi, videoları beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın.